öyle vermeyin yeter. Yok hatta. Valla maskar olurum sonra. Gerçi altın çok belli olmuyor da. Genel komutanımız yapmış. Yok ben genel komutandan korkmuyorum. Bizim jandarma var. Sen genel komutanda görüşmüyorum ya. Problem yok onlarla. Bu sefer olay 2-5 olur. Komutanım, muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? Eğirdir Bağlı Köyü muhtarıyım. İsmim Deniz Özdamar. Burada bir akşamüstü bir olay olmuş, bize anlatabilir evet, misiniz? Evet, bayramın ilk gününde acı bir olay yaşadık. Ölenlere Allah rahmet eylesin. İbrahim Ateş isimli şahıs, Mustafa Şenol ve Mustafa Aslancan'ı aracında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek vurmuş. Olayın akıbetinde şahsımı aradı. Ateş ettiğini, öldürdüğünü söyledi. Ve ben de hemen telefonu kapatıp Eğirdir İlçe Jandarma Kolluk Kuvveti'ne bilgi verdim. Jandarma ekipleri, ambulans, 112 ekipleri olay yerine müdahale etti. Geniş çapta güvenlik alındı. Şu anda da biri Isparta Üniversite'ye kaldırıldı. Mustafa Şenol kardeşimiz. Arazi anlaşmazlığı diyorlar. Bu konuda bilginiz var mı? Arazi anlaşmazlığında bilgim yok ama arkadaş arasında alkolün vermiş olduğu tetikleme, genç olmaları, biraz fevri davranmaları, işte sending, bending derken olay ne yazık ki. Buraya olay yerine geliyor. Kendi aracıyla geliyor, sonra kaçıyor mu buradan ateş edip? Olay yerine İbrahim Ateş önce geliyor. Daha sonra Mustafa Aslancan'la Mustafa Şenol telefon tartışması sonucunda o konu nasıl oldu tam ben Isparta'daydım kendim. Olay yerine Mustafa Aslancan'la Mustafa Şenol daha sonra geliyor. Burada Mustafa Aslancan'la Mustafa Şenol gelir gelmez ateş ederek vuruyor. İşte dediğim gibi akıbetinde beni aradı. Kendisi de Eğirdir İlçe Jandarma Kolluk Kuvveti tarafından gözaltına alındı şu anda. Kendisi teslim olmuş sana. Kendisi teslim olmuş. Ben yazık yani üzgünüz. Olmaması gereken bir durum. Hani kaç sıralarında olmuş burada? Saat 8.35 sıralarında olay meydana gelmiş. Çünkü 9 gibi beni aradığına göre tahmini konuşuyoruz. O sıralarda meydana gelmiş. Daha önce sumetleri var mıydı aralarında? Daha önce Mustafa Şenol'la aralarında tartışmazlık vardı. Hani düğünlerde işte çok büyütülecek, işte çok afaki bir aralarında anlaşmazlık, işte alacak borç davası yoktu. Ama ne yazık ki şuydu buydu.
sonuç bu. Yapacak bir şey yok. Ölen kardeşimize Allah rahmet eylesin. Evet. Hastanede olan kardeşimize Cenab-ı Allah acil şifa versin. Ailesine bağışlasın. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Hani genç ölüm, bir de böyle bir acı ölüm. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Evet. Saygılar sunuyorum. Bugün burada görev alan köy halkım, jandarma, 112, belediye başkanları, devlet kurumlarım, hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim kimseye yaşatmasın diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.